Derler ya yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diye neredeyse bitireceğiz. Çok az kaldı. Şimdi tempoyu biraz yükseltip reaksiyonları peş peşe sıralayacağız. Ama önce ekranda yer açmamız gerekiyor. Hemen bir kopyala yapıştır yapalım. Evet, squalen bize lazım. İşte oldu. Evet, vücudumuz squalen'i bir dizi reaksiyona tabi tutarak kolesterole dönüştürüyor. Günlük beslenmemizde bir miktar kolesterol alıyoruz ama zaten vücudumuz kendi kendine de kolesterol üretiyor. Nerede üretiyor peki? Karaciğerimizde. kara karaciğerde tamamlanan reaksiyonun ardından kolesterole dönüşüyor. Buradan dolaşım sistemine giren yani kana karışan kolesterol vücudumuzdaki bazı hücrelerin yüzeyine, bazılarının da içine yerleşiyor. Hücrelerde depolanan kolesterol gerektiğinde steroid hormonların üretiminde kullanılıyor. Aslında kolesterol steroidlerin omurgasını oluşturuyor desek hiç de yanlış olmaz. Üstelik bu oldukça karakteristik yapıda bir omurga. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız hemen çiziyorum. İşte bu. Steroidin e, omurgasını oluşturan 4 adet halka. Nereden nereye geldik fark ettiniz mi? Hatırlarsanız konuya bu küçücük izopren birimiyle başlamıştık. Bu minik yapılar bir araya gelip daha büyük yapılar oluşturdu ve silsile halinde izoprenden steroide kadar geldik. Daha doğrusu steroidin bel kemiğine kadar. Üstelik bunlar sporcular için üretilmiş performans arttırıcı kimyasallar değil. Vücudumuzun ürettiği gerçek steroidler. Önceki videolarda vücudumuzdaki iki önemli steroid hormondan söz etmiştim. Hangileri olduğunu hatırlıyor musunuz? Cinsiyet hormonları ve adrenal korteks steroidleri. Cinsiyet hormonlarından söz ederken de östrojen örneğini vermiştim. İşte burada iki östrojen türevi, östrodiol ve östronun steroid omurgalarını görüyoruz. Östradiol ve östronun büyük çoğunluğu yumurtalıklarda üretiliyor ve kadınlardaki ikincil cinsiyet özelliklerinin şekillenmesinde kilit roller üstleniyorlar. Ve progesteron yani hamilelik hormonu. Uterus'u yani rahmi hamilelik için hazırlayan, sağlıklı bir hamilelik süreci geçirilmesini sağlayan en önemli hormonlardan biri. Ya da bir diğer cinsiyet hormon grubu olan androjen ve türevleri testosteron ve androsteron. Evet, testosteron ve androsteron. Bu hormonlar da östrojen türevleri gibi ikinci cinsiyet özelliklerini düzenliyor. Ama ağırlıklı olarak erkeklerde. Testosteron ve androsteronun büyük bir kısmı testislerde üretiliyor. Adrenal korteks steroidlerine geçelim. Burada kortizon ve kortizolü görüyoruz. Böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmında üretilen bu steroidler vücudumuzun stres hormonları. Antiinflamatuar yani iltihaplanma önleyici etkilerinden karbonhidrat metabolizmasını düzenleyici etkilerine üstlendikleri pek çok işlev var. Gelelim aldosterona. Aldosteron da kan basıncımızı yani tansiyonumuzu dengeleyen, vücudumuzdaki sıvı miktarını ayarlayan en önemli hormonlardan biri. Evet bence artık steroidleri daha yakından tanıyor, onlara daha farklı bakıyorsunuz. Yani umarım öyledir. O kadar steroid omurgasını gördünüz, artık yap deseler kendiniz yaparsınız herhalde değil mi? Ya da belki mentollü bir pastil nefesinizi açarken, zencefilli bir kurabiyeyi afiyetle mideye indirirken size haz veren şeyin bir araya gelmiş sayısız terpen olduğunu hatırlarsınız.